Argonot günlerini 400 metre derinlikte saklanarak geçirir. Ama geceyle beraber yiyecek aramak için riske çıkar. Zarif kabuğunda derinliği kontrol eden gaz dolu yüzdürme odacıkları vardır. Bir sifondan hızla fışkırttığı suyun enerjisiyle hareket eder. Ama kabuğu önde ilerlediği için gittiği yeri tam olarak göremez. Yaşayan en yakın akrabaları evrim sürecinde kabuklarını kaybetmiş olan mürekkep balığı ve ahtapottur. Aynı süreç içinde Argonot'un başlıca avcılarından biri olan ahtapot bir kamuflaj ustasıdır. Argonot bu tehlikeli akrabasından uzak durur. Küçük dokunaçlarında hem avcıların hem de avların izini tespit eden çok gelişmiş kimyasal alıcılar vardır. Su fiskesini kullanarak kumu kazar. Yüzmek için az enerji harcadığından beslenme ihtiyacını ayda bir ile sınırlar. Evet, yiyecek buldum. İyi ki de buldum. Çünkü şafak sökmek üzere. Argonot için derinlere dönme vakti geldi. Aynı zamanda Argonot az bilinen bir deniz canlısıdır. Deniz anemonu gibi bitkiye benzeyen ve deniz dibinde kayalara tutunarak yaşayan bir hayvan türüdür. Argonot'un çok ilginç bir döllenme yöntemi vardır. Erkeğin cinsel organı çiftleşme mevsiminde bedenden ayrılır. Gider başka bir kayada yaşayan dişi argonotu bulur. Döller ve sahibine geri döner. Onun için önüne gelenle yatıp kalkıp sonra "Vallahi ben yapmadım, o kadını tanımam bile" ayaklarına yatan erkeklere argonot denir.